İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir çocuğun doğumundan mezuniyete kadar olan maliyetini hesapladı. Ailelerin maddi güçlerine göre rakam elbette büyük farklılık gösteriyor. Ama bir çocuğun üniversite diplomasını alana kadar ailesine maliyeti dar gelirlilerde 80 bin TL. Üst gelir gruplarında bu rakam milyonlarca liraya ulaşıyor. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Türkiye'de eğitim harcamaları ve ailelere maliyetini araştırdı. Anaokulundan başlayarak üniversiteyi bitirene kadar bir çocuk için ailelerin yaptığı harcama dar gelirlide ortalama 4500 lira olurken üst gelir grubunda bu rakam 668 bin lirayı geçiyor. Doğum, bakım, kreş, sağlık, giyim, ulaştırma ve gıda giderleri de hesaba katıldığında üniversiteden mezun olana dek bir çocuğa dar gelirli aileler 80 bin lira, zengin ailelerse 1 milyon liranın üzerinde para harcıyor. Ailelerin yaptığı harcamalarda ilk fark doğum sırasında başlıyor. Devlet hastanesinde doğum yapanla özel hastanede doğum yapan arasındaki fark 7 bin liraya kadar çıkıyor. Dar gelirli bir kişi doğum için devlet hastanesine gittiğinde kendinden herhangi bir ücret alınmıyor. Özel hastane maliyeti 7 bin liraya kadar ulaşıyor. Kreş için en düşük aylık rakam 800 liradan başlıyor. Üst sınırsa 2 bin lirayı buluyor. Yapılan hesaplamada dar gelirli ailenin çocuğunu devlet okulunda okutup tüm giderlerini asgari düzeyde tuttuğu, orta ve üst gelir grubundaki ailelerin ise çocuklarını ilkokuldan üniversiteyi bitirene kadar özel okula gönderdiği varsayıldı. Buna göre 0-22 yaş arasında alt düzeyde para harcayarak çocuğunu okutmaya çalışan bir aile en az 80 bin lira harcarken, ikinci grupta bu rakam 559 bin, üst gelir grubundaki ailede ise 1 milyon lirayı aşıyor. Kastamonu'da yapımı 1900